Merhaba. Bu videoda size pivot tabloları anlatacağım. Bu videoyu hazırlamamın sebebi ileri Excel Instagram hesabımızda yaptığımız e, bir soru çalışmamız neticesinde en çok oyalan e, konu başlığından bir tanesi pivot tablolar da pivot tablolarla ilgili video istedi arkadaşlarımız. E, biz de bu pivot tablolarla ilgili videoyu hazır, hazırlıyoruz. Bizi Instagram hesabımızdan da. İleri Excel Instagram hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Ee, YouTube'daki videolarımızın tamamını izleyebilmek için ve bizim yeni hazırladığımız videoları e, anında e, haberdar olabilmek için de YouTube kanalımıza abone ol, olursanız e, bizleri çok mutlu edersiniz. E, şimdi pivot tablolarda elimizde müşteri, ürün, e, tarih, birim fiyatı, adet ve toplam satışın yer aldığı bir Excel tablomuz var. Şimdi bu Excel verilerimizden biz bir pivot tablo hazırlayacağız. Şimdi size bir kısa yolu göstermek istiyorum. Boşluğa tıklayıp CTRL ve A tuşlarına beraber basarsanız bütün tabloyu seçersiniz. Fakat veri dizinimizin yer aldığı verilerden herhangi birisinin olduğu bir hücreye tıklayıp CTRL ve A tuşlarına beraber basarsanız sadece veri dizinimizin yer aldığı verileri seçersiniz. Sonrasında Verilerimizi seçtikten sonra ekle diyerek bakın ekle sekmesinin altındaki pivot tablo pivot tabloya tıklayarak pivot tablo oluşturabiliriz. Fakat bunun öncesinde önerilen pivot tablolar diye bir alanımız var. Onu göstermek istiyorum size. Önerilen pivot tablolara tıkladıktan sonra açılan iletişim kutusunda bakın bize Excel bazı pivot tablolar öneriyor. Bu pivot tablolardan herhangi birisine tıklayarak tamam dersek eğer bize bu konuda bir yeni bir pivot tablo otomatik olarak hazırlayacaktır. Konu e, satış e, ürünlerimizin yer aldığı ve toplam adet, toplam birim fiyat ve toplam satış tutarının yer aldığı bir pivot tablo hazırladı. Biz bunu istemiyoruz. Biz kendimiz yapacağız. Peki bunu nasıl yaparız? Şimdi bunu siliyorum. Bakın verilerimi seçtikten sonra ekle sekmesinin altında pivot tabloya tıklıyorum. Bana pivot tablo oluştur iletişim kutusu açıldı. Şimdi burada tablo veya aralık seçin diyor. Zaten kendisi otomatik olarak seçiyor. Sonrasında bakın yeni çalışma sayfası ya da var olan çalışma sayfası olarak iki farklı seçenek sunuyor bana Excel. Yeni çalışma sayfasını tıklayıp tamamı basarsam eğer ee, yeni bir çalışma sayfasında pivot tablo oluşturuyor. Ama var olan çalışma sayfası deyip bir konum seçersem eğer mevcut çalışma sayfamda bakın bir pivot tablo oluşturdu ve pivot tablo alanları alanı geldi. Siliyorum. Ben yeni bir çalışma sayfasında oluşturup size tüm detaylarını göstermek istiyorum. Verilerimi seçiyorum. CTRL artı A ile ekle diyorum. Pivot tablo diyorum. Yeni çalışma sayfası deyip tamama basıyorum. Bakın yeni bir sayfada bana otomatik olarak bir pivot tablo açtı. Şimdi pivot tablo alanları kısmında bizim bazı verilerimiz var. Bu veriler bizim kendi mevcut verilerimizin başlığında yer alan konu başlıkları. Yani müşteri, ürün, tarih, birim fiyat, birim, adet ve toplam satış burada sıralanmış bir şekilde önümüzde duruyor. Burada filtreler, sütunlar, değerler ve satırlar olmak üzere dört farklı kutucuğumuz var. Şimdi buradaki verilerimizi kutucuklarımıza kaydırıp ekleyerek biz pivot tablomuzda analizler yapacağız. Mesela müşteriyi getirip filtrelere eklersem eğer, bakın benim buradaki bütün müşterilerim seçilebilir bir şekilde buruya filtrelenebilir şekilde Geldi. Şimdi tümü diyorum ya da tümünü seçip buradan kaldırabiliyorum. Şimdi ben müşterimi sütunlara eklersem eğer, bakın müşterilerim sütunlar şeklinde yan yana dizildi. Eğer ben buradan müşterilerimi alıp satırlar kısmına eklersem, gördüğünüz gibi müşterilerim burada satırlar halinde sıralanmış oldu. Değerler diye bir alanım daha var. Biz değerler kısmına genellikle sayı değerlerini atıyoruz. Yani toplam satış ya da adet ya da birim fiyat gibi verilerimizi atıyoruz. Yani şöyle düşünün. Bakın tuttum buraya ekledim. Toplam satış miktarımızı buraya ekledi. Şu toplam satışı değiştirelim. Satış kafamızı karıştırmasın. Satış olarak değiştiriyorum başlığı. Geliyorum buraya. Yaptığım her değişiklikten sonra yenile diyerek. Bakın şu satışı da buraya getiriyorum. Toplam satış verilerimi buraya getirdi. Şimdi ben buradaki verilerimi arkadaşlar buradaki verilerimin cinsini belirleyebilirim. Yani bu 2023.550 ama ne? TL mi? Adet mi? Tutar mı? Ne buradaki veri? Bakın buradaki alandan giriş sekmesinin altındaki buradaki alandan sayı olarak biçimlendirebilirim. Ya da virgül ile ayrılmış olarak, binlik ayraçla ayrılmış olarak biçimlendirebilirim. Ya da para birimi olarak bi biçimlendirebilirim. Bakın ki benim buradaki verilerim para birimi. Buradan, buradan e, virgülden sonraki basamaklarını artırıp azaltabilirim arkadaşlar. Ve aynı zamanda bakın hücrenin kenarına gelip çift taraflı ok çıktıktan sonra çift tıklarsam verilerimin tamamını hücreye e, fitlemiş oluyoruz. Şimdi burada ben müşterimin altına ürün de ekleyebilirim arkadaşlar. Bakın ürünlerimi de müşterimin altına ekledim. Hayır ben böyle alt alta olsun istemiyorum yan yana sekmeler halinde olsun istiyorum derseniz de şöyle yapmamız gerekiyor. Bakın pivot tablonun üzerindeyken pivot tablo analizi ve tasarım diye iki farklı sekme geldi bana. Ben bunu boşluğa tıklarsam bu iki sekme kaybolur. Sadece pivot tablo ile ilgili olduğu için o iki sekme yalnızca pivot tablomun üzerine tıkladığımda tekrar ortaya çıkarlar. Görünür olurlar. Bakın ben buradan çarpıya basarak pivot tablo alanlarını kapatıyorum. Şimdi buradan Tasarım sekmesine tıklayarak bakın rapor düzeni diye bir seçeneğim var. Rapor düzenine tıkladıktan sonra sekmeler halinde göster diyerek verilerimi yan yana gösterebilirim. Bakın normalde pivot tablonun üzerine tıkladığım zaman pivot tablo ayarları alanım burada gözükmesi gerekiyor. Fakat alan listesini pivot tablonun üzerine gelip sağ tıklayarak alan listesini göster diyerek açabilirim tekrardan. Ya da kapatırım. Bakın burada pivot tablo analizi sekmesinin altında alan listesi var. Buraya tıklayarak da alan listemi açabilirim. Şimdi ben buraya adetlerimi de eklemek istiyorum. Bakın adetlerimi de ekledim. Fakat adetlerim mi önce olsun? Bakın adetler de bana burada TL biçiminde geldi. Seçiyorum adetlerimi. Tamamını. Burada bunu seçmek için bakın ctrl-shift ve alt ok tuşunu kullanabilirim giriş sekmesine geliyorum ve buradan virgül ayıraçlı sayı olacak şekilde toplam adetlerimi de biçimlendiriyorum. Bakın adetin mi önce görmek istiyorum yoksa satış tutarını mı önce görmek istiyorum derseniz bunların yerlerini buradaki alandan bakın adeti üste kaydırarak artık adet C sütununda toplam satışta D sütununda olacak şekilde sıraladım ya da aynı şekilde bakın ben önce ürünleri görmek istiyorum ben hangi üründen hangi müşterime satmışım onu görmek istiyorum derseniz bunları bu şekilde kolaylıkla yer değiştirebilirsiniz tutup sürükleyebilirsiniz bir üst tarafa. Ben yine müşteri ve ürün olsun sıralamam. Bakın tarihi bu filtreler alanına getirip filtre oluşturabilirsiniz tarihten. Birden çok öğe seç diyerek buradan istediğimiz tarihi seçerek. Bakın ben bu tarihlerde kime ne satmışım görmek istiyorum diyerek. Seçerek filtreleyebilirim buradaki verilerimi. Tümü diyorum. Tarihi de buradan kaldırıyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu pivot tablomun tasarımını değiştirmek istiyorum. Ya ben böyle olsun istemiyorum. Bakın görünümden önce kılavuz çizgilerini kaldırabiliriz. Görünüm sekmesinin altında kılavuz çizgilerine tıklayarak oluşturabilir ya da kaldırabiliriz. Ben genelde kaldırıyorum. Şu en üstteki satırı da silelim. Daha anlaşılır olsun. Evet. Bakın tasarıma tıklayarak buradaki pivot tablo stillerinden ben pivot tablomu stilini değiştirebilirim arkadaşlar. Rengini, tasarımını, tamamen kendi istediğim şekilde ayarlayabilirim buradan. Bakın istersen bunu seçerim, istersen bunu seçerim. Hangisini istiyorsam onu kolaylıkla seçebilirim. Ben böyle olsun istiyorum şu anda. Sütun üst bilgilerini bakın vurguyu kaldırabilirim ya da ekleyebilirim. Üst satır bilgilerini bakın burayı ekleyebilir, kaldırabilirim. Şeritli satırlar ekleyebilirim ya da şeritli sütunlar ekleyebilirim arkadaşlar. Burada gerekli değişiklikleri kendime göre istediğim şekilde yapabilirim. Bakın sağ tıklıyorum. Alan listesini göster diyorum tekrardan. Şimdi ben burada aynı zamanda pivot tablo analizinden dilimleyici ve zaman çizelgesi ekleyebilirim. Şu anda size en sık kullandığımız pivot tabloda işlevleri anlatıyorum. Bakın ben buradan ürünleri seçilebilir bir dilimleyici ekleyebiliyorum. Bakın dilimleyicinin üzerindeyken dilimleyici sekmesi geldi. Buradan da bunun tasarımını istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Bu da yeşil olsun. Birbirine yakın renkler olsun. Bakın böyle geldim. Sütunları artıralım. Evet 3 sütun olsun ürünlerimiz şu şekilde. Hatta 4 sütun olsun. Biraz daha şöyle kaldıralım ve genişletelim. Görünür olsun. Bakın ben buradan verilerimi seçerek Gördüğünüz gibi e, dilimleyecek dedikten sonra hangi üründen, hangi müşterime ne kadar satmışım bunların tamamını görebilirim. Bakın altta bir toplam Ahmet, toplam Basri, toplam Hasan diyor. Her bir müşterimin toplam satış miktarlarını burada görüyorum. Ben bu toplamı nasıl kaldırabilirim? Geliyorum bu verilerimin üstüne sağ tıklıyorum. Bakın müşteri alt toplamı diyor. Eğer ben bunu buradaki tiki kaldırırsam, üzerine bas bir kere tıklarsam gördüğünüz gibi alt toplamları kaldırdım. Yine sağ tıklayıp pivot tablomun üzerine müşteri alt toplamı kısmını seçersem alt toplamı geri getiririm. Ben alt toplamı görmek istemiyorum şimdi. Bakın hangi müşterimize hangi üründen yani bu üründen hangi müşterilerimize ne kadar adet ve tutarda sattığımızı buradan filtreleyebiliyoruz. Şuraya gelip bakın çoklu seçim de yapabiliriz. Buna tıkladıktan sonra çoklu seçimde gördüğünüz gibi yapabiliyorum. Eğer ben bu çarpıya tıklarsam da yapmış olduğum filtreyi kaldırabiliyorum. Aynı şekilde pivot tablonun üzerine gelip pivot tablo analizinden zaman çizelgesi de ekleyebiliyorum. Bakın zaman çizelgesini ben şunun için ekliyorum. Sadece tarih olan sütunlara zaman çizelgesi oluşturabilirim. Gördüğünüz gibi benim ürünlerim Eylül ayında satılmış tamamı, Ekim ayında satılmış tamamı. Bakın Eylül'e tıkladığımda sadece Hasan'a sattığım bir ürünü görüyorum. Ya da Ekim'e tıkladığımda bunu görüyorum ya da Eylül Ekim'i seçtiğimde tamamını görüyorum ama Ağustos'a tıkladığımda bakın boş geliyor çünkü Ağustos'a satmış olduğum bir ürün yok. Şimdi bununla beraber bir de biz pivot tablolarımıza pivot chart'lar yani pivot grafikleri ekleyebiliyoruz. Bakın pivot tablo önerileri diyor. Bu tablo önerilerimizi gösteriyor. Bir de pivot chart dersem eğer bakın çizgi grafiği olacak şekilde de pivot chart ekleyebilirim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu bir pivot grafiğidir. Buradan müşterilerimizi Basri, Berk, Buğra ve Ferdi'nin satış miktarlarını görebilirim. Bakın ürünlerden de tamamını yani bir tanesini şundan satmamışız. Şöyle seçelim. Bu ürünlerden burada Basri ve Berk'e ne kadar sattığımızı hem grafikte hem de şeyde görebiliyoruz bakın tasarımdan grafiğin tasarımını değiştirebilirim benim ihtiyaç duyduğum şekle çevirebilirim hangi üründen hangi grafiği veriyi satmışız hangi müşterimize hangi ürünü satmışız buradan detaylı bir şekilde görebilirim buradan da grafikleri oluşturup filtrelemelerimi grafik üzerinden de gerçekleştirerek bütün detayları görebilirim arkadaşlar.